Yukarıdaki grafikte x ile y arasında doğrusal bir bağıntı vardır. Bu bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? 29. soru bir analitik geometri sorusu. Bu tarz sorularda şunu yapabiliriz. Tabii sorular artık daha zorlaştı ama burada bir denklem var sonuçta. Denkleme göre mesela x 1 olduğunda y 3 oluyormuş. Çünkü doğru buradan geçiyor. X 1 olduğunda y 3 oluyormuş. Öyleyse şıklarda öyle bir denklem olacak ki x'e 1 koyunca y'ye de 3 olacak. Çünkü şu noktadan geçiyormuş. 1'e 3 noktası. Bakalım. X'e 1 koyunca y 3 oldu. X'e 1 koyunca y 3 olmadı. 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 Cevap adam. Veya şöyle de bakabiliriz. Bu doğru. Şu noktadan da geçiyor sonuçta. Burada. Yani x 0 olunca y 2 oluyormuş. X'e 0 koyunca y 2 burada oldu. X'e 0 koyunca y 2 burada oldu. Burada olmadı. 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 Bu ikisinden biri gibi. Daha sonra diğer noktayı koyup görebiliriz. Ama tabii bunu matematiksel yolla çözmek için şey diyoruz. Burada iki tane nokta biliyoruz. Ne o? Bir 0'a 2 noktası doğrunun geçtiği. Bir de 1'e 3 noktası. İki noktası bilinen doğru denklemi nasıl yazılıyor? X eksi, şunun birincisini alıyoruz 0, bölü y eksi 2 eşittir 1 eksi 0. Bu formül tamamen bölü 3 eksi 2. Yani ne yapıyorum? Önce x'li yazıyorum. X'ten birincileri çıkarıyorum. Şu alttakini hiç görmüyorum. X eksi x1 bölü y eksi y1 diye geçer bu. Sonra geçiyorum ikinciye. X2 eksi x1 bölü y2 eksi y1. Analitik geometri denklemi. Sonra buradan burası 1 oldu zaten. X bölü y eksi 2 eşittir 1 oldu. Dolayısıyla atabilirim karşıya eksi 2. X eşittir y eksi 2 oldu. Eksi 2'yi karşıya da atarsam x artı 2 eşittir y oldu. Yine denklemi çözdük. Ama pratik olsun diye bir bakalım sayı verebiliyor muyuz? Sayı verebilmekten kastım daha doğrusu verilen değerleri alttaki denklemlerde yerine koymak. Oradan da görebiliriz. Çözüm bu şekilde. Şuradaki analitik geometri formülü bakabilirsiniz. X eksi x 0 bölü y eksi y 0 eşittir x 1 eksi x 0 bölü y 1 eksi y 0 diye geçer. Buradaki sıfırlar ilk noktalardaki x ve y 1 ve x 1 de şuradaki x 1 y 1.